Selamünaleyküm arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bugün sizlere çok güzel çeyizlik yeleklerde, hırkalarda, bebek örgülerinde ve büyük örgülerde kullanabileceğiniz çok muntazam duran ve fabrika lastiği, tekstil tipi lastik dediğimiz güzel bir hazır lastik modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlarım. Bu modelimizi daha önceden paylaşmıştım farklı iplerle. Bugün Alize'nin ince ipleriyle çalışmış olduğumuz lastiğimizi tekrar kısa bir bölümünde farklı olan BİM'den almış olduğum biraz daha kalın iple de yaparak paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Yapımı çok kolay ve çok düzgün duran bir lastik. Çeyizlik yeleklerde, hırkalarda ve bebek örgülerinde normal her örgüde kullanabileceğiniz güzel bir lastik modeli arkadaşlarım. Bunlar için ben farklı olan ipten kullanacağım. Biraz daha kalın olan BİM'den almış olduğumuz ipimiz. Burada 2,5 numarayla başlayarak kullanacağım. Sizler yaptığınız yere göre bunu farklı iplerde kullanabilirsiniz ve şişiniz de daha kalın olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlarım. Az bir yerinde çalışacağım için burada ipimi bir miktar ayırdım. Şişlerimi genelde ikisini birlikte tutarak üstüne ilmek attıktan sonra devam ediyorum. Sizlere hangisi kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız olabilir diye başlangıcında bu şekilde göstermiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah arkadaşlar. İlmeklerimizi yapacağımız yere göre sayısını atarak bu şekilde başlıyoruz. Arkadaşlarım, burada ilmeklerimizi attık. Sizler yapacağınız yere göre dediğimiz gibi ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Burada şişimin birini çıkartıyorum. Baştaki ilmeğimi ördüm. Yanındakini normal lastiklerde yaptığımız gibi bir ters, bir düz. Bakın, ipim diğer taraftayken düz olan ilmeğimi örüyorum. Ters örerken ipimi kendime doğru alıyorum. Bu şekilde bir ters, bir düz olarak ilmeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın, buradan düz olan ilmeğimizi ördük. İpimiz bu tarafta. Ters olan ilmeğimizi örüyoruz. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla bu modelleri, lastikleri uygulayıp üzerine istediği modeli çalışabilirsiniz arkadaşlar. Onun için biraz daha yavaş gösteriyorum. Bakın, ip kendimize doğru. Ters ilmeklerimizi aldık. İpimiz diğer taraftayken düz ilmeklerimizi alarak bu sırayı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sondaki ilmeğimizi örmeden ben şişime taktım. Eğer bu sırada örersek diğer tarafta örmeden alıyoruz. Burada ilmeğimi ördüm. Ters olan ilmeklerimizi arkadaşlarım, burada püf noktası. Bakın, ters olan ilmeklerimizi arka sırada örmeden ipimizi kendimize doğru alıyoruz ve şişimize takıyoruz. Tekrar ipi ön tarafa alıyoruz. Düz olan ilmeklerimizi örüyoruz. İpi kendimize doğru alıyoruz. Ters olan ilmeklerimizi örüyoruz. İpimiz diğer taraftayken düz olan ilmeklerimiz kendimize doğru yine arkadaşlarım, burada ilmeğimi yanlışlıkla ördüm. Tekrar geri alıyorum. Ters olan ilmeğimi şişime taktım örmeden.
Düz olan ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. İlmeklerimizi tersleri alırken de ipi kendimize doğru alıyoruz. Düz olan ilmeklerimiz, ip diğer taraftayken örüyoruz. İpi kendime doğru aldım. Ters olan ilmeğimi şişime geçirdim. Düz olanı ördüm. Ters olan ilmeğimi şişime geçirdim. Düz olan ilmeğimi ördüm. Ters olan ilmeğimi şişime geçirdim. Bu şekilde arkadaşlarım, arka sırada yapmamız gereken sadece ters ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bu modeli ön tarafta da aynı şekilde uygulanabilir. Tersinde yaptığımda daha düzgün olduğunu gördüm. Sizlere de bu şekilde göstermek istedim arkadaşlarım. Tersleri örmedim. Son ilmeğimizi de örmeden şişimi aldım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Diğer tarafta örmediğim için son ilmeğimi bu sırada örüyorum. Önde bir ters bir düz şeklinde örüyoruz. Arkada tersleri örmeden alıyoruz arkadaşlar. Bir ters bir düz. Arkadaşlarım ben birkaç sıra daha ördüm. Sizden birlikte tekrar yine hem önden hem arkadan örerek devam edelim. Bir de bakın burada kenarına baktığımızda kenarı ilmekleri de düzgün olmasını istiyorsak bu şekilde ilmeklerimizi kenarda da aldığımızda örgümüz daha muntazam ve düzgün olacaktır. Yine bakın burada da göstereyim. Bunun ipi ince olduğu için şöyle biraz daha yaklaştıralım. Lastiğimiz biraz daha ince oldu. Diğerin ipi biraz daha kalın olan iplerden. İkisine de ayrı güzel oldu arkadaşlarım. Bakın burada kenar ilmeğini arkadan örmedim. Önden örüyorum. Ön yüzünde örgümüzün bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak lastiğimizi örelim. Kenar ilmeğindeyim. Örmeden ipimi kendime doğru alıyorum. Son ilmeğimi şişime taktım. Dediğimiz gibi bunu önde ördüysek arkadan örmeden de şişimize alabiliriz arkadaşlar. Arkadan yandaki ilmeğimi ördüm. Ters olan ilmeklerimi bakın ipim bu taraftayken şişime taktım örmeden. İpimi diğer tarafa aldım. Düz olan ilmeğimi ördüm. İpim kendime doğru şişime taktım. Düz olan tarafı ördüm. Bu sırayı da bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ters olan ilmeklerimizi örmeden aldık. Düz olan ilmeklerimizi örüyoruz. Son ilmeğimizi burada ördüysek ön tarafında örmeden şişimizi alıyoruz.
Örmeden şişimizi taktıysak ön yüzünde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde lastik örgümüz tamamlanmış oluyor. Sizler istediğiniz bebek örgülerde, büyük örgülerde, birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir lastik modeli inşallah beğenirsiniz ve sizler de bu modellerimizden yaparsınız arkadaşlarım. Bunlar gibi birçok farklı lastik çalışmalarım var. Onlardan da açıklama bölümünde paylaşacağım. Kanalımızda da bulabilirsiniz. Arkadaşlarım, vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza yapmış olduğunuz beğeni, yorum ve kayıtlar bizim için çok değerli. Sizler de beğendiğiniz videolardan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Bizleri elemeklerim 16 Instagram sayfamızdan ve Pinterest sayfasından da takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, mutlu kalınız inşallah. Hoşça kalınız.